Manşete hoş geldiniz. Türkiye acayip bir ülke ve acayip gündemler üretiyor. Bugün iki e, mühim gündemi manşette mercek altına alacağız. İlki 15 Temmuz gecesi Hande Fırat merkezli hadise büyük gürültü koptu. Ona bakacağız. İkincisi de altılı masada her kafadan bir ses çıkıyor. Buna bakacağız. Elbette farklı konular da var, e, farklı gelişmeler var. Sosyal ağların yer yer gündeme gel, gündem'e aldığı, gündemini aldığı, saatlerce konuştuğu konular var. Hepsini görüyorum, önümden geçiyor ama takdir edersiniz. Hemen her şeyi değerlendirmek, analiz etmek, buraya getirmek söz konusu değil. Buna ne fiziki imkan var ne de enerjimiz var. Tabii psikolojimiz de bir noktadan sonra müsaade etmez buna. Sadece e, gündemde gerçekten ağırlığı olan ve üzerine konuşulması gereken ve altı çizilmesi gereken konuları ekrana taşımaya çalışıyoruz. Diğer konuları belki birer iki, ikişer satırla veya birer ikişer kelimeyle geçiştirip yani esasen onun üzerinde tepinilmeli mi? Onun üzerinde bu bu kadar konuşulmalı mı? onun da notunu düşüp önümüze bakıyoruz. Şimdi ilk konuyla başlayalım. İlk konu Hande Fırat merkezli hikaye. Hande Fırat CNN Türk'ün Ankara temsilcisiydi 15 Temmuz 2016'da takip eden günlerde Hürriyet'in Ankara temsilcisi oldu. Başından bu yana CNN Türk'te çalışan bir isim. İlk staj döneminden sonraki dönem itibariyle başka kurumlarda çalışmamış. Hep Doğan grubunda CNN Türk'te çalışmış bir isim. Ardından Hürriyet'e geçiş yapıyor gene aynı grup içerisinde. Doğan grubu derken 2016 15 Temmuz'unda CNN Türk, Hürriyet vesaire Doğan grubundaydı. 2018'de satış gerçekleşti. Şu anda Hande Fırat ve diğer bütün çalışanlar, elbette kapının önüne konulanlar var, Demirören grubunda çalışıyor. Şimdi 15 Temmuz gecesi en önemli kırılma anlarından biri. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla CNN Türk canlı yayınına FaceTime, iPhone telefonlarında iPhone telefonlarına özgü, iPhone'un kendi network'üne özgü bir konu. Başka telefon kullananlar FaceTime ile görüşemezler ama her iki tarafta da iPhone telefonu iPhone varsa FaceTime üzerinden görüntülü konuşma yapabilirsiniz. Bu mühim bir şey. O dönemde görüntülü konuşma imkanı veren uygulama sayısı son derece azdı. iPhone üzerinden de FaceTime görüşmeleri daha güvenli olduğu için, kriptolu, kriptolu olduğu için, kırılamadığı için, ulaşılamadığı için izlenemediği için filan tercih ediliyordu. Belli ki Hande Fırat'ta iPhone var ve bu biliniyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki bir kişi kendi iPhone üzerinden veya Erdoğan'ın iPhone üzerinden Hande Fırat'ı arıyor. Hande Fırat CNN Türk yayınındayken ve Tayyip Erdoğan o görüntülü konuşma esnasında milleti sokağa çağırıyor. O açıdan 15 Temmuz gecesinin çok önemli bir kırılma anıdır bu. Yani 15 Temmuz ile ilgili çok şey söylenebilir ama Erdoğan'ın bu yayına bağlanması ve burada yaptığı çağrı mühim bir kırılma anıdır, e, mühim köşe taşlarından biridir. Ben o gece bu yayını canlı seyrettim ve seyrederken e, ya yani görmemek mümkün değildi. E, tam Erdoğan bağlantıdayken Nuh Yılmaz çağrısı telefonun ekranına düştü. Burada da görüyorsunuz. Hatta onun hemen kepsini almıştım. E, ek, e, şeyden seyrediyorum tabii. İnternetten seyrediyorum. Biraz geriye alarak, aa bak işte bu mitin basın danışmanı değil miydi filan diye ne alaka falan diye kepsini almıştım. Arşivimi atmıştım. O günlerde de bu biraz konuşuldu tabii. Yani e, milyonların seyrettiği bir görüntü. Sonrasında tekrarlarını seyrediyorlar. Her defasında karşınıza bu çıkıyor. Fakat e, bunu takiben e, çok fazla üzerinde durulmadı. Ta ki e, birkaç ay sonra Hande Fırat bu geceyi anlattığı kitabını piyasaya çıkardı ve o kitapta e, Nuh Yılmaz'dan bahsetti gene. Şimdi neden bahsettiğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Oraya bakalım. Ertuğrul Özkök bunu 17 Ağustos 2017 tarihinde yazdı. Yani bu 15 Temmuz hadisesinden 13 ay sonra, tam 13 ay sonra 15 Temmuz gecesi farkına varamadığım çok tuhaf bir ayrıntı başlığıyla yazdı ve Hande Fırat'ın 24 saat 15 Temmuz'un kamera arkası adlı kitabının 21-22. sayfasındaki çok önemli bir ayrıntıyı atlamışım diyerek yazısını anonsladı ve e, orada tarih ve saat veriyor. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi saat tam 22.10'da editörüyle konuşuyor. E, daha sonra Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tu General er Ertuğrul Gazi Özkükçü'yü arıyor ama ulaşamıyor. Yani Genelkurmay'ın basın sözcüsü de diyebilirsiniz. Benim Ertuğrul Gazi Özkükçü ile birkaç telefon konuşmam vardır o dönemde genel kurma ile ilgili haberler olduğunda 2014, 2015 vesaire yıllarında arar bilgilendirirdi. 22 ondan bir süre sonra MIT basın danışmanı Nuh Yılmaz'ı arıyor. Hande Fırat. Aralarındaki aralarında geçen konuşmayı da kitabına almış. Ertuğrul Özkök aynen oradan aktarıyor. Selam Nuh, ne oluyor? Ne ne oluyor? Garip bir hareketlilik, haberim yok. MIT'in basın danışmanı saat 22.10'da CNN Türk Ankara temsilcisi garip bir hareketlilik var diyerek 15 Temmuz'u veya bir darbe girişimini veya işte askerlerle polisler arasındaki bir konuyu haber veriyor. Kime? MIT'in basın danışmanına. Ve MIT'in basın danışmanı haberim yok diyor. Şimdi bu garipleri geçelim. İyi de diyor Hande Fırat asker polis silahını almış güvenilir kaynaklarım hareketlilik var diyor. Bakıp arıyorum hemen seni diyor Nuh Yılmaz ve telefonu kapatıyor. Bakıp arıyorum seni. Şimdi tekrar bu şeye dönelim. Bu hadiseye dönelim. Cevheri Güven son yayınladığı videolardan birinde bu olaydan bahsetti ve dedi ki Nuh Yılmaz neden aramıştı acaba Hande Fırat'ı bu hadiseyi anlattı ve sonrasında enteresan bir bilgi paylaştı ki bugüne kadar bilinmeyen bir bilgiydi. MIT basın dairesi başkanı Nuh Yılmaz'la Hande Fırat'ın Ankara'nın biraz dışında gözlerden uzak bir noktada 15 Temmuz'dan bir gün önce görüştüklerini iddia etti. Ve 15 Temmuz'dan bir gün önce bu görüşmenin son derece esrarengiz olduğunun altını çizdi. Muhtemelen o görüşmede de bu 15 Temmuz akşamı yaşanacakların planlandığına dair imalar var. Bunun üzerine Hande Fırat çıldırdı tabir yerindeyse. Yalanladı. işte zavallısınız dedi. Siz FETÖ'cülerle ya da başınızdakiyle benim tek karemi bulamazsınız diye ne alakaysa tweetler attı. Vesaire. Sadece bir tweette benim telefon sinyallerime bakılsın Nuh Bey'le bir gün önce görüşmüş müyüm ben hiç yalan atmadım ama yeter düğün faturalarımda bende filan gibi şey yaptı. Şimdi işte Aydın Doğan'ın düğün ısmarladı veya düğün... ...masraflarını karşıladığı falan konusu... ...oraya girmeyeceğim. Onunla alakalı konuşmayacağım burada. Bir kere hiç yalan atmadım ifadesi... ...bir gazeteciye... ...yakışan bir ifade değil. Yani argo bir ifade. Ben hiç yalan söylemedim. Söylediklerim gerçektir falan gibi... şeyler ...cümleler kullanması lazım. Hadi imlayı biz düzeltmeyelim. Fakat... ...bir... Bir diğer tweette gazeteci dönemin MIT basın danışmanlığı da genel kurmayı da siyasileri de arar. Onlar da gazetecileri arar diyor. Hem alttaki alttaki tweet. Yani diyor ben MIT basın danışmanıyla görüşüyordum. O da benimle görüşüyordu. Karşılıklı olarak birbirimizi arıyorduk. Yani Milli İstihbarat'ın benim Ankara'da çalıştığım yıllarda ve sonrasında ne Milli İstihbarat'ın başındakiyle ne de basın danışmanıyla gazetecilerin böyle sıkı fıkı görüşmesini şunu bunu falan bilmiyorum. Buna çok da iyi gözle bakılmazdı. Hadi onu geçtik. Yani esasen e, bir anlamda zımni olarak görüşmeyi doğruluyor. Telefon sinyallerine bakılsın diyerek de Nuh Bey'le bir gün önce görüşmüş müyüm diyerek de bunu dolaylı olarak yalanlıyor. Direkt yalanlamıyor. Hayır ben 15 Temmuz'dan bir gün önce görüşmedim. Kimse de böyle bir görüşmeyi ispat edemez. İddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Koysun falan demiyor. Esas böyle bir şey yapmadıysanız bunu söylersiniz. İddia sahibi zaten iddia sahibini iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Fakat öyle demiyor. Diyor ki yani telefon sinyallerimize bakırsın. Allah aşkına MIT müsteşarıyla veya mit e, MIT'teki bir basın danışmanıyla görüşmeye Ankara dışında bir yere gizli bir yere gidiyorsunuz e, telefonunuzu yanınıza mı alırsınız telefonu ofiste bırakırsınız ya da bir arkadaşınıza emanet edersiniz vesaire akla bu geliyor tek e, suçum işimi ofisime işimi yapıp ofisime gidip demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum demiş vesaire şimdi burada e, tekrar sizi Ertuğrul Özgök'ün yazdığı anekdota götürüyorum Ertuğrul Özkök'ün bu yazdığı yazı, işte bu konudaki e, kafa karışıklığını ortadan kaldırıyor. Saat 22.10'dan sonra, MIT basın danışmanı Nuh Yılmaz'ı arıyor Hande Fırat. Selam Nuh, ne oluyor? Garip bir hareketlilik, haberim yok. Nuh Yılmaz en son konuşmayı nasıl bitiriyor? Bakıp arıyorum hemen seni. İşte Hande Fırat yarın öbür gün ekrana da düştü ya, herkes de gördü ya bütün Türkiye, dünya gördü. Nuh, tam Erdoğan yayındayken Nuh Yılmaz arıyor. Bunu izah etmesi lazım. Veya yarın öbür gün bu karşısına çıkabilir. Nuh Yılmaz'la, MIT'le ilişkisi. Ondan dolayı takip eden aylarda yazdığı kitabına bu anekdodu koyuyor. Tabii ben şu anda spekülasyon yapıyorum. Ama mantıklı bir spekülasyon bu. Bu anekdodu koyuyor. Bu anekdotla o telefon aramasını açıklıyor. Yani diyor ki ben... Erdoğan'ı yayına bağlamadan evvel hareketlilik haberlerini aldığımda Nuh Yılmaz'ı aramıştım. Onun da haberi yoktu. Ben sana dönerim dedi. İşte biz daha sonra işte stüdyoya geldik, yayına geçtik. Erdoğan'ı yayına bağladık. O sırada işte Nuh bana döndü. Kitapta yolu yapılan hikaye bu. Yan yana okursanız daha iyi anlarsınız. Evet. O arada Nordic Monitor çok enteresan bir detayı ortaya çıkmış. Bir MIT personeli mahkemede Nuh Yılmaz'ın birçok kereler, kereler teşkilat usul ve metotlarını kullanarak 15 Temmuz'dan önce Hande Fırat'la görüştüğünü belirtmiş. Ve kendi istihbarat tecrübelerine göre bu durumun Hande Fırat'ın MIT için görevlendirildiği anlamına geldiğini söylüyor. İşte burada. Kırmızı bölümü birlikte okuyalım. 15 Temmuz öncesinde MİT Teşkilatı'nın yeni mahalle yerleşkesinde olağanüstü toplantılar düzenlendi. Bu toplantılarda askerler ve polisler de vardı. Darbe girişiminin öncesinde teşkilat, teşkilat dediği MİT biliyorsunuz, basın ve halkla ilişkiler müşaviri Nuh Yılmaz ki kendisi daha önce Kanal 24 TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Havuz medyasından olmayan kısmen objektif CNN Türk'te görevli Hande Fırat'la birlikte... ...teşkilat usul ve betotlarını kullanarak çok buluşmalar gerçekleştirmiştir 15 Temmuz'dan önce. Evet. Kerim Has'ın şu tweetini çok önemsiyorum. Bu tweeti 14 e, Temmuz 2022'de atmıştı. Yani 15 Temmuz'un hemen arefesinde yani... E, bir buçuk ay kadar önce 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde öyle söyleyeyim. Diyor ki Kerim Has şu ana kadar konuştuğum tüm Rus askeri uzman ve yetkililer 15 Temmuz için Türkiye'de bizzat devletin organize ve icra ettiği istihbarat operasyonu dediler. Erdoğan rejiminin söyleminin Rusya'da alıcı bulmamasının nedeni de bu. Son derece enteresan ilişkiler, son derece enteresan bilgiler dedim ya çok tuhaf ayrıntılar. 15 15 Temmuz'la ilgili bir iki şey daha söyleyeyim. 15 Temmuz hani deniyor ya işte nedir, ne değildir, işte niye bu konuda yurt dışındaki gazeteciler bir tür yayın götürüyor, yurt içindekiler farklı bir 15 Temmuz saklanıyor. En temel mesele bu. Şeyleri geçin spekülasyonları, çekilen belgeselleri, tanıklıkları, herkesin kendi açısından, kendi baktığı yerden olayları anlatmasını, tanıklıklarını falan hepsini geçin. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'u özenle saklıyor. Gerçekleri kaçırıyor. Yetkililer ifade vermeye gitmediler. Ne meclis komisyonuna ne de herhangi bir basın kuruluşuna. Yazılı açıklamalar gönderdiler. O yazılı açıklamalarda bile ki özene bezene yazılmış açıklamalar, onlar düşünülerek yazılmış şeyler... Bazı sorulara cevap vermedikleri gibi sor, verdi, sor, sorulara verdikleri kimi cevaplarda da çelişkiler ortaya çıktı. Bunu görü yani Hakan Fidan'ın yazılı cevabında da var, Hulusi Akar'ın yazılı cevabında da var. Duruşmalar takip edilmedi basın tarafından. Duruşmalar canlı yayınlanması gerekir, değil mi? Herkes görsün. Hatırlayın 6 Ocak'ta işte Washington'da bir hani Kongre darbesinden falan bahsediliyor. Bütün onunla ilgili dinlenen tanıklar, Beyaz Saray çalışanları falan telev Amerikan televizyonlarında canlı yayla yayınlandı. Herkes kendi tanıklığını anlattı ve en azından kamuoyu aydınlandı. İş nereye giderse gitsin. Gazeteciler takip etmiyor. Örtüyorlar, resmi kabulleri doğruymuş gibi e, servis ediyorlar ve bunun üzerine analiz yapıyorlar. Konuda işte birkaç tane ismin üzerine kalıyor. Oda TV, Nedim Şener vesaire gibi. Haliyle 15 Temmuz'u gizemli hale getiren, 15 Temmuz'u tartışmalı hale getiren Ankara'daki rejim ve onun işbirlikçileri. Medyası siyaseti. Bunu da bu şekilde kabul etmekte yarar var. Şimdi bakalım efendim altılı masa konusuna. Altılı masa konusunda da çok enteresan ayrıntılar, tuhaf ayrıntılar var. E, altılı masa konusu büyük bir heyecanla başladı bu senenin ilk yarısında. Mühim bir hamleydi. Altı birbirine benzemez partinin neredeyse bir araya gelmesi filan. Ve Cumhurbaşkanlığı parlamento seçimlerinde ortak bir irade göstermeleri. Onun öncesinde Meral Akşener'in ben cumhurbaşkanına değil başbakanlığa talibim demesi. Altılı masada güçlendirilmiş parlamenter sistem e, ittifakının ortaya çıkması. Bütün bildirilerde bu vurgunun yapılması. Yani biz adayımızı ortak bir aday belirleyeceğiz. Ortak adayımız Cumhurbaşkanı olacak. 2 i̇ki yıl 2 iki yıl içerisinde geçiş dönemi söz konusu. Daha sonra da ülkeyi tekrar parlamenter sisteme ama eskisi gibi değil. Daha güçlü bir parlamenter sisteme geçireceğiz. Melih Akşener de çıktı. Ben o parlamenter sistemin ilk başbakan adayıyım dedi. Buraya kadar bir problem yok. Fakat problem ondan sonra başladı. Nitekim özellikle son aylarda yaza girilirken ve yaz yaz boyunca ve yazdan sonra altılı masadan bir türlü ortak adayın çıkmaması ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde durulması ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep birinci tekil şahıs zamiriyle konuşması, ben yapacağım, ben edeceğim, çözeceğim vesaire demesi, evinin e, mutfağından çektiği videolar, aktif bir şekilde sahada e, etkin olması ve işte bir varlık göstermesi diğer muhalefet liderlerine nazaran. E, ayrıca e, Cumhuriyet Halk Partili kimi isimler tarafından, etkili yetkili isimler tarafından yeni cumhurbaşkanı, veya Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edilmesi, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak falan lanse edilmesi, buna da Kemal Kılıçdaroğlu başta kimsenin ya hayır nereden çıkartıyorsun falan dememesi, bunların hepsini alt alta koyduğunuzda ortaya bir hadise çıktı. Daha evvel yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı özellikle bu yaz aylarına kadar baskın bir biçimde gündemde şu anda. Ama ondan önce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylıkları konuşuluyordu. Meral Akşener zaten kendini çekmişti. Anketlerde Mansur Yavaş önde çıkıyordu. Kim anketlerde? Ekrem İmamoğlu önde çıkıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da 3. 4. sırada falan kendine yer buluyordu. Enteresan bir şekilde bu sene, bu senenin başından başlayarak ama özellikle Mayıs-Haziran aylarından itibaren baskın bir biçimde Kemal Kılıçdaroğlu adaylığıyla ön planda. Ve eş zamanlı olarak da Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu isimleri yıprandı, yıpratıldı, geri plana düştüler. Elbette kendileri de hatalar yaptılar. Mansur Yavaş'ı yıpratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çıkışı oldu. Ekrem İmamoğlu'nu yıpratan da o tartışmalı e, Karadeniz gezisi oldu vesaire. Arkasında da zaten bu krizleri yönetemediler. Şimdi altılı masada dikkat çeken konu ve altılı masayı tekrar... E, ya her kafadan bir ses çıkan bir masa oldu burası dedirten mesele, HDP meselesi, Kürt oyları meselesi. Şimdi Gürsel Tekin CHP'de herhangi bir yönetimde vazifesi olan bir isim değil, düz İstanbul milletvekili. Bir televizyon programında sunucunun ısrarlı soruları ve üstelemesiyle ya bakan da olabilir HDP'den diyor. Bakan da olabilir mi diye geliyor soru zaten ve olabilir diyor. Ondan önce de çok bu yönde sorular var. Yani HDP konusunda bir sıkıştırma var hissediyorsunuz. Bu işte muhalif görünümlü iktidar kanalları esasen bunlar. Haber Global, TV100 ne bileyim isimlerini yanlış söylüyor olabilirim. Çünkü birebir takip etmiyorum. Böyle e, yanar döner kanallar var. Onlardan birinde. Onun öncesinde e, Gürsel Tekin ya arkadaş bunlar diyor mecliste bir varlıkları var. E, meclis başkan vekili olarak HDP'li bir isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun sıra kendine geldiğinde idare ediyor. Sonra siz parmak kaldırıyorsunuz. Sayın Başkan söz istiyorum falan filan diyorsunuz bilmem ne. Orada sen tanıyorsun da HDP'liyi. Onu dışarıda mı tanımıyorsun? Veya yani o meclis başkan vekili olabilecek de olabiliyor da neden bakan olamasın falan manasına konuşuyor. Ama mesele o değil. Gürsel Tekin'in bu lafı alındı ve İyi Parti'de görevli olan isimler derhal işte Ağar ve Koray Aydın gibi hemen çemkirdiler filan. Şimdi ben bu şeyde değilim. Bu polemiğe girmeyeceğim. Ama enteresan olan şey şu. Temel Karamoğluoğlu Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı, bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak da bunun garipsenmeyeceğini söyledi. Abdullah Gül, Abdullah Bey'in böyle bir, böyle adımlar atması, aday olacağına dair adam böyle bir intiba oluşturacak adımlar atması menfi değil, müspettir filan dedi. Eş zamanlı olarak Gürsel Tekin'in çıkışıyla filan ya da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı falan mes. Şimdi bu bu tartışılmıyor. Y yine e Meral Akşener Sedat Bucak'la görüştü Şanlıurfa gezisinde. Kimse buna bir şey demedi. Sedat Bucak kim? 1996 Susurluk kazasında o meşhur Mercedes'ten çıkan sağ çıkan tek isim. O mafya, emniyet, siyaset üçgenini aynı Mercedes'te buluşturan hikaye kaza bir döneme ismini verdi. Meclis araştırma komisyonu kuruldu filan. Yine aynı Meral Akşener, CHP'de disiplinde olan ...Buğulu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kabul etti mesela. Ya bu tür bu tür olaylarda e, diğer partiler sesini çıkartmıyor. Yani zaten siz belli ortak değerlerde veya belli ortaklar ortak hedefler için bir araya gelmişseniz birbirine benzemez partiler olarak belli konuları da mevzu etmeyeceksiniz. Armudun sapı üzümün çöpü demeyeceksiniz. Sonra işte fakat enteresan bir şey oluyor. İyi partililer. Yani burada İyi Parti'nin altını çiziyorum. CHP'den değil, özellikle İyi Parti'den sesler yükseliyor. CHP'li bir CHP'li herhangi biri ne yapar? Yani, yani Gürsel Tekin dediğim gibi CHP'de bir pozisyonu yok. Parti sözcüsü değil, grup başkan vekili değil, genel başkan yardımcısı değil, şu değil, bu değil. Zaten Faik Öztürk açıkladı hiçbir pozisyonu yok parti dedi. Kendi şahsi görüşleridir dedi. Orada kalması gereken hadise iyi partililer orada bırakmıyorlar. Alıyorlar bunu kaşıyorlar. Halbuki Meral Akşener'in de eleştirilecek bir sürü tarafı var. İki tanesini örnek verdim. Sedat Bucak'la görüştü. Tanju Özcan'ı kabul etti. Tamam mı? Kimse bir şey demiyor senin senin kabullerine, senin görüşmelerine. Yani büyütmüyorlar. Ya da biz şu anda bir hedefe doğru gidiyoruz şu anda bunlara takılacak durumda değiliz diyorlar. Ama öbür tarafta şey oluyor gene aynı şekilde işte Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül çıkışına durup durup ona da bir şey demiyorlar falan. Ama e, enteresan bir şey yani CHP'yi bu konularda biraz daha özenli görüyorum ama İyi Parti'de bir özen yok. Bunun nedeni muhtemelen e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından duyulan rahatsızlık. Yani bu çok net anlaşılıyor ve e, zaten e, Meral Akşener de e, bu yönde e, açıklamalar yaptı. Nereye yaptı? E, yeni Çağ televizyonuna yaptı. Onu da ona da birlikte bakalım. Kazanacak adayla yola çıkılmalı. Milliyet bu başlıkla vermiş. Yeni Çağ televizyonunda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşılırsa cumhurbaşkanlığına adayım adaylığına hazırım sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle diyor Meral Akşener "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıfları var. Ben onların her fırsatta doğru olduğunu söyledim. Benim eklediğim şey kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada duruyoruz." Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım sözü elbette çok saygı değer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı. Peki ne konuşuyorsunuz siz? Ne konuşuyorsunuz altılı masada? Bir tur bitti ikinci tur başlıyor CHP CHP'nin ev sahipliğinde. Yani 6 partiyi dolaştınız 6 parti ev sahipliği yaptı alfabetik sırayla. 6 zirve yaptınız Öncesinde her ev sahibi de genel başkanları dolaşarak gündem belirledi. Ne konuştunuz? Ne konuşuyorsunuz? Yani önemli olan konu bu. Yani seçime girdik yahu. MHP bile meydanlara indi. Önceki seçimlerde miting yapmayan parti. İktidar ekonomide paket üstüne paket açıyor. Yılbaşında zamlar verecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Yunanistan'la çatışmayı körüklüyor Ege'de. Elinden geleni devlet imkanlarıyla evet elinden geleni ardına komuyor. Ve siz, sizde her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafadan ama. İşte TV yüzde Barış arkadaş. Bir de bir de yani bu kanallarda Akit Gazetesi'nden bir isim var. ö yani denge mi yapıyorsunuz? Yani denge yapılacak zaman mı şu anda? Neyse geçtik şu anda televizyonculuğa girmeyelim. Barış arkadaş demiş ki Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda kafasının net olduğu ve buna göre çalışmalarını şekillendirdiği artık ortada. Kılıçdaroğlu esas esas mesajını 29 Ekim günü vermeyi düşünüyor. 29 Ekim günü yeniden Cumhuriyet sloganıyla bir yürüyüş başlatmayı düşünüyor. İşte bütün bunların hepsini alt alta okuduğunuzda Türkiye muhalefetinin altılı masanın geldiği yer itibariyle, tuttuğu nokta itibariyle hayli depresif bir durum olduğunu söyleyebilirim. E, gerek yok. İncir çekirdeğini doldurmayan konularda, incir çekirdeğini doldursa bile. Mevzu edilecek konular var, edilmeyecek konular var. Ama İyi Parti'nin belli ki Kemal Kılıçdaroğlu isminden rahatsız olduğu ve belli isimlerin belli kanallara çıkartılarak mesela Ağrı Alioğlu Habertürk'e çıkartılmış falan bu rahatsızlığın altının çizildiği filan görülüyor. İş nereye gidecek gerçekten ben de bilmiyorum. Anlamaya çalışıyorum sadece. Bir diğer konu sıcak bir haber İzmir CHP'nin kalesi. Tarkan konseri varmış İzmir'in kurtuluşu dolayısıyla Tarkan ücretsiz bir konser, konser verecekmiş İzmir Kordon'da işte sahne yapılıyor ve o sahne konserden önce çöküyor. Tarkan da tweet atmış sağda görüntüler ortada da Tarkan'ın tweetlerini görüyorsunuz. İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına sevindim bir yaralı var galiba emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Yoldayım. İzmir'e gidiyorum. Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız. İzmir Belediyesi de konserle ilgili açıklamayı sonra yapacağını duyurmuştu ama belli ki bu konseri bir biçimde kotaracaklar. Fakat bu bir sabotaj mıdır, bir iş kazası mıdır, bir tedbirsizlik midir nedir? Umarım ilerleyen saatlerde ortaya çıkar. Evet. Çok tuhaf ayrıntılar, çok tuhaf günlerden geçiyoruz. Bakalım sırada neler var. Sıcak, siyaseten sıcak, ekonomik yönden gerçekten ee, buhran diyebileceğimiz bir döneme girdik. Allah sonumuzu ayrı Bir sonraki manşette buluşacağız. E, aynı konular üzerinde mi devam ederiz? Yeni, yeni gündemler eklenir mi? Türkiye burası. E, o zaman görüşürüz efendim.